Bugün gerçekten Ankara böyle aslında dün akşamdan itibaren e, acayip gelişmeler oldu ve herkes kilitlendi bir olay. Neydi olay? Olay şu efendim Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütünün ne yönelik yapılan operasyon biliyorsunuz geçtiğimiz May e, Eylül ayından itibaren bu operasyon süre geliyor tutuklular var bununla ilgili bir gizli tanığın Birkaç gün önce yaptığı açıklamalar adeta siyaset siyasette deprem etkisi yarattı. Önce neydi ne olacaktı diye araştırır dururken bir yandan da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu bir darbe girişimidir. Bu bir darbedir. Siyasi bir darbedir. 17-25 gibidir. Sözleriyle bir anda eyvah ne oluyor sorusu soruldu. Ardından bazı medya kuruluşlarından çok sert ileri ifadeler de gelmeye başladı ve bugün herkes objektiflerini Ankara'ya çevirdi. Ankara'da ne oluyor? Dediğim gibi e, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, evet. organize suçlarla mücadele şube, şube müdürlüğünden. Onun e, yardımcısı artı bir de Kom şube müdürü değil mi? Evet. Bir de şube Müdürü. bir de komiser var. Dört e, polis e, bu suçlamalarla önce açığa alındı. Ardından bugün itibariyle savcılığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması uyarınca. Gözaltına alındılar <laughs> ve gözaltı işlemlerinde halen devam ediyor. Yani şu anda bu dört polis Ankara'nın asayişinden sorumlu, güvenliğinden sorumlu en üst düzey dört polis, emniyet müdürü, il emniyet müdürü hariç organize suçlarla ilgili dört polis şu anda gözaltında. Devrim Tosunoğlu'na rol çalarak bir cümleyi daha söyleyeyim. Soruşturmayı Devrim Tosunoğlu'nun ifadesi teslim edeyim hakkını FETÖ masası yürütüyor. Bunu altını çizerek söylüyorum. Evet. Soruşturma FETÖ masası tarafından yürütülüyor sevgili izleyiciler. Bu çok önemli. Şimdi isterseniz izin verirseniz devrimi e, buraya alalım. volümüzü alalım. Sevgili devrim gel. Ve bunu tane tane şimdi yani şöyle ben <laughs> hazırlıklarımı yapayım. Güzelce konuşmaya başlayalım. <laughs> sana şey lazım. Şimdi önce bir konuşarak başlayalım. Eee... <laughs> sizler de istediğiniz zaman hem soru hem de yorumlarınıza girebilirsiniz. Şimdi önce bir kronolojik akışa bir bakalım. Şimdi Ayhan Bora Kaplan kim? Oradan bir başlayalım. Ee, Ayhan Bora Bilen izleyicilerimiz mutlaka vardır ha, ha, ha. ama siz bilinmeyenler bilmeyenler için bir başlayayım. Ayhan Bora Kaplan 1971 Erzurum doğumlu, Ankara'da büyümüş. Ee, soruşturmaya göre suç örgütü lideri. Ee, suç örgütleri biliyorsunuz Gürkan Bey ee, yaralama, gasp, eee haraç, fidye her şey var ve bu soruşturmada bunlar çok suç var yani. Çok mi? suç var. Hı hı. Yani Ankara'nın ben e, biraz araştırdım e, bu soruşturma yapılırken ne kadar çünkü biz yıllardır mafyalarla ilgili, suç örgütleriyle ilgili haberler yapıyorduk. Ayhan bu Kaplan kim diye, nasıl büyüdü diye merak ettim. E, kısa sürede yaklaşık 10 yıl içerisinde bir Önemli bir yükselişi var. E, i̇şletmeleri var, eğlence mekanları var, galerileri var. Tabii buraları da hep böyle e, suçta kullandığını söyleyebiliriz. Na, nasıl Tabii, suçta kullanıyor? E, yani, ne yapıyor mesela? E, mesela. E, görüşmelerini buralarda buralarda yapıyor galerilerinde de yapıyor eğlence mekanlarında yapıyor ee, bazen e, hürriyetinden yoksun bıraktığı insanları burada alı koyuyor ee, Ankara Emniyeti bununla ilgili e, şunu söyleyeyim ee, birazdan da anlatacağım ee, yeni değil bu soruşturma 2016'da, 2016'da da karıştığı şeyler var soruşturmalar var suçlar var bununla ilgili hmm. ne var bunlarla ilgili e, kasten yaralama kişi hürriyetinden yoksun kılma eziyet yağma bir e, suç çetesinden ne ararsanız var. Bunun hı hı. da lideri Ayhan Bora Kaplan, Kaplan Grubu, Kaplan Örgütü Kaplan diye. Grubu diye mi geçiyor? Kaplan Grubu diye geçiyor. Ankara'da da bilinen e, bir e, grup. Son zamanlarda da e, ayyuka çıkmış e, yaptıkları eylemlerle, yaptıkları şantaj tehditlerle. Sinan Bora Ankara'da biliniyordu değil mi? Bilinir. Bilinir. İsmi de Ayhan da Kod adı. Gerçek evet. ismi Bora Kaplan. Bora, A Bora Kaplan, Kaplan. Evet. öyle mi? Ha, Maslat şeyi var yani. Evet. Mahlasın. Ankara'da herkes Mahlasın. bilir bilir ama iyi bilmez. Sinan Hanım da bilir. Bu Bora Kaplan'ın yaptığı daha önceki kendisine rakip olarak gördüğü kişilere yönelik de eğilimleri de var. Rakip hani, derken rakip de, mafya, mafya grubuyla ilgili. Onunla ilgili tabii soruşturmalar vardır, sürüyordur. Ama bizim konumuz Serdar Seççeli'nin ee, bu doğru bu. şimdi oraya geleceğiz adım adım geleceğiz. Hı hı. Bir sünnet şimdi... düğünüyle çok özür diliyorum ön plana çıkmıştı zannediyorum oğlunun oraya... sünnet evet, düğünü. Evet oğlunun sünnet düğünde. Tuğba alının dizilen... tarihini bulabildik mi? Kapıya dizilen arabalarla hı. insanlar. İçişleri Bakanı'mızın göreve geldiğinden bir hafta sonra yap... o sünnet törenini yaptı ya da programını. Yurt dışından yurt dışından bütün mafya mensupları ne varsa işte. Hepsi geldi. De, Ama o, kapıda böyle biraz en lüksün lüks arabalar. Şöyle. Ankara'da bir değil yani. Gövde gösterisi. Ankara'da tabii, bir meydan okumu olarak değerlendirildi o o sünnet düğünü. Öyle mi? Tabi. Ha. Yani Ali Bey'in göreve geldiği bir hafta sonra filan yaptı bunu. Ünlü mafya şeyler lideri. Yani İçişleri bakanımızın. Tabi tabi. İçişleri bakanımızın göreve geldiğinin birinci haftasında Peki, bir o, şey yaptı. Peki. O ayhanbora O me Kaplan. meydan okuma devam ediyor herhalde. Önemli bir şey söylediğiniz. Evet. Hasan Öztürk gene <laughs> müthiş şeylerle. Ortaya attı. Müthiş <laughs> Meydan okuma halen devam ediyor evet. galiba dedi. Şimdi bu programda anlamaya çalışacağız biraz. Şimdi evet. peki. Ka e, Ayhan Burak Kaplan. E ne oluyor da soruşturma konusu oluyor? Şimdi bir e, isim vermeyeyim. Bir iş insanının e, bununla ilgili... Baş harflerini ver. E, D, K olması lazım. Yok e, ben senin notlarını <laughs> aldım. E, 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 D. Söylemeyeyim. Söylemeyelim. E, D. E, de. e de. Peki. E, şimdi bir şikayeti var e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. E, kendisinden e, haraç istendiği, e, borçunu yükselttiği yani bir nevi Hı -hı. de tefecilikte diyebilirsiniz. Bununla ilgili genç bir çaplı bir araştırma yapılsın diye e, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi şikayet veriyor. Dilekçesi veriyor. E, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatıyor. Soruşturmaya da polis e, savcılık adına organize şube e, yani sevk, ediyor. sevk ediyor. Onlar yapıyorlar. Ama bir dakika şimdi bu tarih 7 Eylül 2023 değil mi? Evet. 7 Eylül. Gözaltı tarihine ne 8 Eylül. Hızlı bir tarih mi yani hızlı mı? Çok mu hızlı? Şimdi karar şöyle, e, şimdi, şimdi bu... buralarda biraz e, şimdi e... ha bu arada Tuğba Kulağa söylüyor, Sünnet 29 Ağustos'taymış. Hmm. Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunu evlendirdi ve tepkilere biraz da bir, bir a... dikkatleri üzerine topladı. O bir hafta. Bir hafta. gün. dokuz gün, dokuz gün evet. Dokuz gün, bir Şimdi şöyle e, Ülkan Bey, bu tür operasyonlarda karşınızdaki bu grup. Ee, ilk kez ortaya çıkmıyor. Ee, daha önce de suça karışmış. Daha önce de hakkında işlemler görmüş. Bu nedenle zaten Ankara Emniyeti'nde Ayhan Boran Kaplan'la ilgili birçok dosya vardır. Karıştığı o eylemler, iddialar. Hazırlıklıydı polis Hazırlıklıydı muhtemelen. Çünkü bir gün sonra gözaltına alınması da bunu gösteriyor. Hmm. Bir araya gireyim kıymetli üstadım. Bidayette 2017-2019 döneminde bir takipsizlik kararı var. Dolayısıyla bir altyapısı var. O altyapısı var. Yani e... takipsizlik almış. Evet. Öyle koşturma mi? yer olmadan ilişkin karar. Peki. Şunu da söyleyeyim. yani burada bu bu grubun, Ayhan Bora Kaplan'ın karıştığı olayların sadece son yıllar değil. 2016'dan beri evet. karıştığı Doğru. suçlar var yani. Zaten Peki. emniyette bu suç örgütlerinin bir arşivi vardır her Doğru. zaman. Onunla ilgili şimdi bununla ilgili operasyonun düğmesine basıyorlar. Bir aslında bir fotoğraf var. Onu da getirirsek, o fotoğrafın üzerine konuşursak çok daha ne? iyi olacak. gözaltına alınırken Şimdi bir dakika. O görüntü var mı Tuğba? Şimdi bir dakika sevgili izleyiciler gözaltına alınma görüntüsü. Bunu çok izledik, televizyonda da çok gördük ama bugün daha bir anlam kazandı. Neden olduğunu da birazdan anlatacağız. Şimdi normalde olağan bir gözaltı sahnesinden biraz sanki biraz farklı gibi geldi ama deneyimli polis adli muhabirimiz Devrim Tosunoğlu anlatacak bize. Böyle gözaltı oluyor mu ya da Aksiyon böyle bir efendim. gözaltıya hiç tanıklık ettin mi? Bir onu soracağım. O görüntüyü bir verelim. Evet. Ayhan Bora Kaplan'ın yurt dışına çıkarken e, yurt dışına çıkarken e, diye bir gözaltına alınma görüntüsü var e, Sevgili izleyiciler o videoyu şimdi e, bu Alper yönetmen Alper Evet, evet fotoğraf. o daha iyi. yok bu fotoğrafta bir görüntü var Görüntüyü Videosu, bir alalım önce. araçla geldi Evet ha, şimdi bu görüntü Evet sevgili izleyiciler bakın e, tarih 8 Eylül 2023 şimdi Evet sesi var mı bunun ses var mı? Bir kez daha baştan alalım. Bir kez daha baştan. Se sesi niye yok? Sesli olmasın. O galiba lazım, doğalında da ses yok. Var var var, var, var. var mıydı? Var, var, Sırtıma çökme diyor. Daha evet. nereden çökeceğim diyor. Evet. De yat şimdi, yat falan diyor. Şimdi burada bakın. Bak. Ee, bir polis memuru kot pantolonlu olan sırtından gördüğümüz ee, ağır silah o, gibi, gibi bir silah var. var elinde ve silahı doğrultuyor. E diğeri sırtına basıyor. Yere yatırma zaman... sahnesi çok önemli. Usta'da eee vurulacaklar. Yere yatırma. Şey bir daha verelim o görüntüyü. İlk Araçtan indi mi evet. kıymetli üstadımın evet. evet. hakkına. Şimdi, şimdi bakın. E, şimdi durduran kim? O. Durdurankini onu söyleyeyim ha, size. Bu durduranı bize bir anlat. Bir durdur. Ekranda bir durdur şey şu sahnede evet. Şimdi durduran İlmet midir yardımcısı? Adı ne? E Murat Çelik. Organize, şu anda gözaltında. Şu anda mı? gözaltında. E. <laughs> e organize şubeden sorumlu eee Emniyet Müdür Yardımcısı. Tamam. Ee, şunu söyleyeyim Bey. Ben e, 25-30 yıldır, 30 yıla yaklaştı e, polis muhabirliği yapıyorum. E, bir emniyet müdür yardımcısının, bakın e, şube müdürü değil, emniyet müdürü bir üstünde yani il emniyet müdürünün yardımcısı. Bir emniyet müdür yardımcısının bir operasyona gittiğini bugüne kadar hiç görmedim. Ha bu tarz yani, yani mafya baronlarını gözaltına alırken de mi gitmezler? Hiç gitmezler. Nezaret, Nezaret ederler ne? çok affınıza mağrur ama aktif olarak git katılmazlar. Nerededir? Yani onu bilmiyoruz. Nezaret yani nerede ederiz. olur? Ee, mesela büyük mafya baronlarına sen operasyona tanıklık ettin ettim mi? Ettim. E, mesela Ufuk Çetinkaya'nın operasyonu. Oo e, uyuşturucu emniyet baronu. Müdürü, evet emniyet müdürü gitti. Hatta bazı operasyonlarda emniyet müdürleri yapacakları sabah operasyonu. Operasyonun büyüklüğüne göre e, genel makamında e, e, veyahut da emniyette e, ekipleri sevk eder ve dakika dakika bilgi alır. Nezaret eder ama nezaret bu şekilde... eder. Ama bu şekilde evet. ben ilk kez e, karşılaşıyorum. E, organize şube müdür yardımcısı da orada. Eee komiser de orada gözaltına gözaltında. Bugün o 3 4 gözaltı diyoruz 3'ü orada. E, şimdi e, şimdi yakalanma anında ense vurma, e, yere, Aa, yere yatırma, tabii. Yere yatırma bunların hepsi bir mesaj gibi Bakın, geliyor. Bakın şu ilk o tokat. Evet. Elense. E, yani ilk o eee yere yatırılmaları diziyle oh, evet, e, sırtına evet, basılması Peki bunlar yani şimdi, rastlanır şeyler değil mi diyorsun? E, yapılıyor. E, daha önce mesela e, son zamanlarda biliyorsunuz kırmızı bültenle aranan bir sürü baron yakalandı e, ülkemize ve onlara mesaj olarak Hı -hı. E, ...mesela kumançeri operasyonu yapıldı... Hı hı. E, ...onların baronlarına... ...çünkü insanları zehirliyorlardı... ...ona bir mesaj verir. Polis her zaman bunu yapar. Hı hı. Yani e, onun gücünü... ...polisin, devletin gücünü gösterme şeklidir. Mesela kapıyı e, açtı. Dikkat et Şimdi silahla gidiyor. Silahı kapıyı tutuş... Açtı. Ya, elemi, silah, yani hiçbir zaman olmaz. Orada, Peki ya, bunu ne, neden yaptılar sizce? Yani şimdi bakıyorsunuz... ...soruşturma bugün ne, nereye geldi? E, veya daha, ne daha da nereye gidecek? De, veya da daha nereye gidecek? E, bunun altyapısı olabilir mi? Bu kadar önemsedi... يعني Şimdi tabii ki sorgulamalar daha adliyeye sevk edilmedi, ee, ifade vermediler. Neden yaptıklarını bunların hepsini anlatacaklar, soracaklar. Ee, savcı sorgulayacak bunları. Ee, bu enseye zaten... yapıştırmanın anlamı nedir? Çok özür dilerim. Elense ama sert bir elense. Ama ensele <laughs> si, ta... ya, yani. Enseledik diye, ya, devletin hayatın, gücü. O, 16. madde kapsında polis mukavemet kanunu bir, bir eylem değildir bu üstad da burada. Değil. Ben ilk izlediğimde ona dikkat ettim. Çat indirdi. E, kapıyı açan kimi il emniyet bilir açmaz. Orada komiser açar, e, Sisiye Emirati üstatında evet. baş polis açar, e, baş komiser açar. Komiser Ama, açar yani e, operasyonun şeyine göre. Yani bu operasyonda e, Emniyet Müdürü yardımcısının orada ne işi olduğunu. Elinde silah. Lazım. Silahı kendisi çekiyor. Üzerinde bir, e, operasyona giderken Yok. bile. Yok. E, operasyona giderken bile polisler özel hareket polisiyle Bravo. giderler. Yani özel harekat polisiyle e, katılırlar. Özel harekat polisi girer önce içerisinde. Burada özel harekatçı yok. Burada görmüyoruz. Yok. Burada organizenin polisi. Organizenin yani. polisi. Ya yani bazen şöyle olabiliyor. Durumun aciliyet durumuna kaynaklanan ekip de bir an önce kendileri gitmek çelik istemiş olabiliyor. Çelik yok üstad. Çelik yok. Yani şimdi Çünkü mafya... araç bakın siyah cam kaplı MP5 ile geliyor Türk polisi. Adam içeride taradı ne yapacak? Şimdi bu... E, <laughs> bir, Hiçbirine bakın yanına çelik gerek yok. yok. Zaten olay bitmiş. Ee, Evet. Olay göz Peki Ama yani yani bir şey bu videonun basına servis edilmesi evet. ve operasyonun bu şekilde yapılması bir mesaj. mesaj evet doğru. yani emniyetin ya da İçişleri Bakanlığı'nın ya da siyasi iradenin bir mesajı. Şimdi biz bu mesaj kime verildi işte, işte? işte. şimdi biz Bar Barış Bey şöyle e, biz bu operasyonları her zaman suç örgütlerine yönelik yapılan bütün operasyonlar devletin gücünü gösteriyor. Yani devlet bu şekilde e, bu e, insanlara suça karışmış e, Biliyorsunuz artık sokakta herkesin elinde silah var, herkes doğru, eyleme giriyor. Doğru, doğru. Yani bunu gösterip, bunu bir eylem tarzı, yani bir devlet bunu, biz devletin gücü diye verilebilir, yapılabiliyor bu operasyon. Şimdi ama operasyonun devamındaki işleyişe bakıyorsun, ne oluyor? Tabii bu operasyon yapıldıktan sonra ertesi günü bunun örgütüne yönelik de operasyon yapıldı. 25 kişi gözaltına alındı. Çünkü suç örgütü. Yani aklında istat edilen 9-10 tane eylem var. Şu anda 61 kişi. Peki.